3 Temmuz 2024. Şimdi bir havuzlara doğru, Çorlu havuzlar. Kahve içmeye gidiyorum oraya. Oradan bir daha işe geçeceğim. Hem dedim size bir video çıkarayım. Şuradan bir geçsin. Şu tarla boyundan gideyim. Ayçiçekler çok güzel açmış. Hem onları da çekelim biraz. Kameramız kayıtta. Evet, şu güzelliğe bakın. Burası öyle bir tehlikeli yer ki arabaların gelip gelemediğini göremiyorsunuz. Yani aslında Ergen'e her zaman dile getiriyorum bunu. Hep de dile getireceğim. O kadar güzel bir yer ki, toprakları o kadar verimli ki, şuraya bakın, şu ayçiçeklerin güzelliğine bakın. Budaylar biçildi zaten. Mükemmel yani. Şuraya bir bakın. Ama maalesef işte değeri bilinmiyor toprakların. Topraklar katlediliyor yani. Şimdi çevre yolundan Çorlu'ya doğru devam edeceğiz. Bakalım bu ay içinde Bulgaristan turumuzu planlıyorum ama umarım bir aksaklık çıkmaz. Duruma göre bakacağız. Hop, hava kaç derece? Şu an 33 derece, güneş altı gösteriyor. Temmuz'un 3'ü 2024, yani daha da sıcak olacaktır yani. Temmuz ayı bayağı bir sıcak geçiyor normal şartlarda. Bu arada GoPro 12 kameram ve kaskıda gibi kaskına montajını yaptım. Tam ortaya montaj diyecek şekilde, yani kamerayı tam kaskın ortasına koydum. Diğer kask çok kafama artıyor benim, o yüzden gibi kask vardı bende, daha önceden almıştım. Şimdi hem onda bakalım rüzgar sesi falan alıyor mu diye. Gerçi baktım almıyor, normal gözüküyor da. Mikrofonu da farklı bir yere konumlandırdım, daha güzel bir yere. Tren de geçiyor. Treni bir görelim bari. Bu muhtemelen sabah. Evet arkadaşlar, bu Sofya treni. Bu tren İstanbul'dan kalkıyor, direkt Sofya'ya gidiyor. Kapıkule'den, bilginiz olsun. Bu saatte geçen tren Sofya treni olması lazım. Evet, tren karşıda. Şöyle biraz daha basalım da yakalayalım onu. Yani bayağı da uygun fiyata götürüyormuş. Benim de bir yani planlarımın arasında var. Bir trenle yolculuk yapıp, hani nerede kaldı o ya? Ha, gidiyor. Çok uzakta. Bilmiyorum gözükecek mi ama. Trenle bir yolculuk yapıp hani bir Sofya'ya gitmek istiyorum. Zevklidir. Belki yavaş gidiyorsun ama. 8 saat mi sürüyormuş? 10 saat mi ne sürüyormuş? Ama iyi olur yani. Evet, burada bir olay var ama nedir bilmiyoruz. Bir yavaş gidelim bakalım. Bir şeyler olmuş. Lastiği patlamış. Neyse, dediğim gibi yani sizin de aklınızda varsa eğer, yani zaten birkaç, bunların birkaç tane durağı var, bilginiz olsun. Mesela Çorlu vardır, Çerkezköy. İstanbul'dan kalkar, Çerkezköy'de durur. Ondan sonra Çorlu'da durur. Böyle ana durakları varmış. Tabi onu öğrenmeniz gerekiyor tam olarak. Hani nerede durduğunu bilmek lazım. Çünkü durakta beklerseniz durmaz. Online'da biletler muhtemelen. Ben çünkü online bilet alıp İstanbul'a gitmişliğim var bu trenle. Online'da Sofya bileti alınabilir herhalde. Uygundur zaten. Güzel yani o konuda. Hiç olmazsa onu da değinmiş olduk. Belki aranızda gitmek isteyen vardır. Yani çocukları da alıp böyle güzel bir yolculuk, bakalım den getirirsek. Yaz da çok çabuk bitiyor ya. Yani kış gibi değil. Yaz geliyor mesela 3-4 ayda yaz bitiyor. Ama kış öyle değil. Hava soğudu mu sürekli. Bir daha soğuk yani. Şu an üstümde hiçbir şey yok hatta. Giymedim yani, montu arkaya koydum. Çok sıcak hava o yüzden. Aslında ekipmanları giymek lazım ama yapmıyoruz. Şimdi buradan Çorlu'ya giriş yapıyoruz arkadaşlar.
Çok dehşet bir rüzgar var ya. Nereden geliyor? Kuzeyden esen bir rüzgar. Aslında seri rüzgar yani. Kuzey rüzgarı. Ama yine de hava sıcak. Bugün deniz temizdir yani. Kuzeyden estiğinde Marmara Denizi temiz oluyor. Hani güneyden estiğinde bütün pisliği sahile itiriyor. Ama kuzey rüzgarı eğer gördüğünüzde denize mutlaka gidin, temiz olur. Bilginiz olsun. Evet, şimdi Çorlu Park'ın oradan. Çorlu Park. Sola gireceğim ben buradan. Buraya yeni market açılıyor. Her tarafı Bimi marketler doldu. Adamlar ülkeyi istila etti yani. Şuradan kestirmeden gidelim. Şurada mesela yol hakkı verim ama adamlar hiç umurunda değil. Duracaksın. Sen duracaksın kardeşim. Korna basıyorsun ama durman gerekiyor. İşte maalesef bu yuvarlaktaki yani yol kimde? Bunu herhalde bir 100 yıl daha geçse öğrenemeyecekler. Maalesef yani öğrenemeyecekler. Adam yoldan geliyor diye yol hakkı onu zannediyor. Ama öyle değil işte. Çorlu Bülent Ecevit bulvarındayız. Şimdi buradan Cumhuriyet Parkı'nın oradan havuzlara gireceğim. Kapatalım şunu, galiba çok ses yapıyor. Çıkartayım dedim biraz. Hayır, açayım dedim cam, hani çok sıcak ama. Rüzgarı da içeri aldığı için problem oluyor tabii ki. Evet, bu karşıda gözüken zaten Cumhuriyet Parkı. Yani şimdi burada şuradaki bir yani sıkıntını şu sahaya giden adama bir kırmızı yanıp sönüp hani serbest geçiş veren yani kontrollü geçiş versen olmaz mıydı? Ki adamlar burada boşuna bekliyor. Yani gerek yok çünkü sahaya girecek adam sonuçta şöyle kontrollü bakarak geçebilir şu şekilde. Ama niyeyse memleketimizde her şeyi zorlaştırıyor. Her şeyi zorlaştırıyorlar yani. İşlerine gelmiyor bazı insanlar için iyi bir şey yapmak. Kesinlikle işlerine gelmiyor. Çünkü kendi beklemiyor sanki. Sen de bekliyorsun o ışıkta. Sen özel arabanla gitmiyor musun? Gidiyorsun. Ama işte öyle. Cumhuriyet Parkı burada. Hoppa. Şu logar kapağına bakın. Her zaman deniyorum. Yani içine kaçmamak için şöyle kırdım. İçine girdiğine ya amortisör patlatacağınız. Şuraya bakın. Ya amortisör patlayacak. Ya farklı ya düşürecek sizi. Yani daha da sakatı yani. Düşürecek sizi, sakatlayacak yani, böyle bir şey yok. Yani bunu nasıl böyle seviyeye ayarlayamıyorsun? Böyle bir saçmalık. Her tarafta da aynı yani. Mayın tatlısı gibi. Önünüzde nereden ne zaman çıkacakları belli değil. Ha bu bakın burada da böyle. Maalesef öyle işte. Evet. Kahve içtiğim mekana geldim. Mekan dediğim burada kahve makineleri var. Genelde burada işte kahvemi alıp içiyorum arkadaşlar. Burası da bayağı bir şeymiş. Hani nasıl diyeyim? Sıcakmış. Evet arkadaşlar, kahvemi de içtik. Kahvemizi de içtik şimdi. Yavaş yavaş işe doğru devam edelim. Oh ne güzelmiş ya, serin. Esiyor ya böyle güzel serin bir rüzgar. Mükemmel yani. Burada da havuzlarda şu gördüğünüz tüm bu küçük evler zamanında işte Bulgaristan'dan gelen çoğunluk olarak diyelim. Hani burada onlara böyle ev mi yaptılar artık? Çoğu Bulgaristan göçmenidir burada. Müstakil ev böyle villa tarzında. Hepsi böyle şu civar şöyle bir yaklaşık bir yani 500 metre böyle, 500 metre böyle desek bir uzunluğunda. Güzel yani böyle küçük evler. Çok bayağı bir uygundu eskiden bunların fiyatları. Şu an ne oldu hiç bilmiyorum. Yani Çorlu içinde böyle küçük müstakil evler bulmak biraz zor. Komple çünkü artık şehirleşme oldu. Büyük binalar falan. Bunlar işte 1900
89-90 yıllarında yapıldı. 89'da yani o civarlarda başlandı. 90 yıllarına doğru, yani sonlarına doğru, daha doğrusu 90'lı yıllarda bitti yani. İşte oradan başlıyor şuraya kadar. Burada hatta büyük binalar başlıyor. Yani yanıldım. Daha doğrusu o sağ o kısımda şöyle yaklaşık bir 50 tane vardır herhalde. Belki de yoktur, bilmiyorum ama burası normal, biraz daha 3 katlı falan binalara dönüştü burası. Ama o dediğim yerler küçük. Evler çok güzel yani. Aslında yaşanılacak ev o şekilde olması lazım. Yani önünde bahçesi var, şeyi var. Çok iyi yani. Şimdi buradan bu caddenin ismini bilmiyorum. Bunu da yeni yaptılar. Eskiden yoktu yani. Şuralarda set falan olmasın, bu yolu pek tanımıyorum yani. Ben de motorla geçtiğim var mı bu yoldan pek hatırlamıyorum ama cüzdanımızı falan kontrol edelim de. Burası ne böyle kazmışlar komple. İlginç ilginç. Resmen set olmuş, acaba ne yaptılar orayı? Ne varmış orada? He, orada şehrin içinde görüyorsunuz arkadaşlar. Şehrin içinde adam buğday ekmiş ya. Yani değişik bir görüntü. Çordu'nun göbeğindeyiz şu an yani. Adam şehrin içinde, bildiğiniz buğday tarlası var. Ben de ilk defa şahit oldum yani. Merak ettim, bakacağım bakalım ya. Saatimiz var zaten daha. Yani şuradaki buğday tarlasını merak ettim. Şehrin göbeğinde. Yani her tarafı demek ki hesaplayın, binalarla doldurmuşuk. Oradan daha mı iyi gözükecekti bilmiyorum ama buradan daha iyi gözükecek galiba. Yani bir görmek istedim. Ben de görmemiştim yani burasını. Şöyle bir bakalım. Aynen dediğimiz gibi işte. Aslında burası şehrin göbeği yani. Bu zaten şu tarafta hastane var, hoppa vitesten çıkarmamış. Burası böyle bildiğiniz zaten buğday ekmiş. Burası nasıl satılmamış yani, şurası nasıl imara açılmamış? Bunu da bilmiyorum. Vallahi. Aynı olay burada da var işte, bakın aynı. Satmamış adam demek ki ya, ben satmayacağım demiş. Adam yerini satmamış yani. Satılsa bu yerler %90'a böyle bina dolardı yani. Büyük ihtimal satmadı adam. Helal olsun yani. Demek ki öyle insanlar da çıkıyor bazen aradan. Adam yerini satmamış. Böyle arkadaşlar, videoyu da fazla uzatmayacağım. Şimdi buradan zaten Bülent Necevi bulvarına çıkıyoruz tekrar. İşe doğru devam. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.